Musk diyor, kripto para haberlerini yalanladı, görüşme yok. Bunun üzerine şöyle bir konuşacağız. Genel olarak tabii tahmin edebileceğiniz bazı spekülasyonlar ortaya çıkıyor. Belli takım görüşmeler olduğunu buyurunuz. Elon Musk'la Trump'ın kripto alanında görüşmelerde bulunup işte danışmanlık vesaire üzerine bunları doğru olmadığını ifade ediyor. Doğru olan kısımlar üzerine, olmayan kısımlar üzerine de şimdi bir çalışacağız tabii ki. Bu arada beğenmeyi ve abone olmayı da unutmayalım. Bunları da gerçekleştirelim. İzleyen herkes hem videoya bir beğeni bırakabilirse, aynı zamanda kanala abone olursa iyi olur. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Beğenip abone olan herkese. Aslında bu uç bir durum gibi gözükse de değil. Çünkü ABD'nin özellikle Donald Trump'ın ilerleyebilmek adına ciddi şekilde kriptolara göz attığı biliniyor. Hatırlarsınız Donald Trump yakın zaman içinde kriptolara dair adam bayağı bir söylemde bulundu. Bayağı bir pozitif ve ciddi söylemlerde bulundu. Yani onu da tekrardan açıkçası ifade etmek istiyorum. Hatta devamında boş durmadı. Bir noktada özellikle iyi niyetinin göstergesi olarak diye ifade edebileceğimiz şekilde bağış olarak kabul etti kampanyasına dair bazı kripto para birimlerini. Bunun içinde SHIB, Doge, XRP, ADA gibi BTC, Ether, USDC, tam hepsini saydım zaten. Gibisi kalmadı yani. Bunlar zaten ne eksik ne fazla. Varlıklar bulunuyor, bulunmaya devam ediyor. Böyle de bir durum söz konusu yani şu anda. Önümüzdeki vakitlerde ne olacağını göreceğiz ama Trump'ın şu anda gerçekten yüksek vaatleri var ve bu alanı kullanıyor. Elon Musk'ın Trump'la olan yani Trump'a olan istek ve sevgisi ki kendisinden önce farklı bir ismi de aynı şekilde destekliyordu. Tabii ki belli sebeplere dayanıyor. Zamanında Meta 2021'di galiba bir kripto para birimi kendi kripto parasını çıkaracağını duyurdu. Tabii bu ne demek? Yani Meta'nın tabii ki ABD'ye katkısı çok büyük. Muhakkak. Yani adamların dolar hesabı kazandıkları paranın yani kaydettirdikleri dolar akışının aynı zamanda verdikleri verginin haddi hesabı var mı? Yok. Dolayısıyla bu çok önemli. Şimdi sen adam bunu kripto paraya çevirip kripto parayla bunu tıraşlar ise yahut bir gün tamamen buraya dönerse ki zaten adamın amacı bu spor olsun diye çıkarmıyor onu. Adam bunu ürünlere entegre edip sıfır ücretle yoluna bakmak istiyor muhakkak. Böyle de bir durum var yani. Bunu gören diğer şirketler ne yapacak? Değil mi? Diğer şirketler de geçiş yapar. Hani adam da sonuçta onların yapıp başarılı olduğu noktada adamlar da beklemez. ABD Meclisi tabii bunun önüne geçti. Adamlar dedi ki bunu çıkartmaya kalkarsan hemen bunu durduruyorsun. Bunu çıkartmaya kalkarsan yasa çıkartırız ve anında ne senin ne başkasının fişini çekeriz. X'in de aynı şekilde kripto para çıkaracağına yönelik belli takım söylemler var idi. Aldıktan sonra platformu Elon Musk hususiyetle kripto para çıkarmak gibi bir planım yok diye bir ifade de yer almıştı. Ama tabii ki bu hani rahmetli Demirel misali yani tabii ki dün dündür, bugün bugündür. Tamam mı? Bugün iş farklı olduğunda o planların hemen değişebileceğini herkes biliyor. Dolayısıyla böyle bir durum var. Yani demeye çalıştığım şey şu. Süreç pozitife döndüğünde ve tabii bu gibi şirketler üzerinde konuya ilişkin bir yasak ya da nasıl diyeyim baskı ortamı olmadığında Elon Musk bunu yapacak. Ve genel olarak mesela şimdi adam kripto paralar üzerinden yani kripto paraları
platformunda alım satımı açayım dedi mesela, değil mi? Adamın tabiri caizse anası ağladı. Hani onu alana kadar işte o lisansı al, bu lisansı al, şöyle olacak, bu eyalette olur falan derken bildiğiniz canı çıktı yani. Bir de öyle bir durum var. O yüzden sürece ilişkin tabii ki birbirlerine bayağı bir muhtaçlar gibi gözüküyor yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Bakalım zaman ne gösterecek, göreceğiz. Ama dediğim gibi birbirlerine bu anlamda baktıklarını söyleyebiliriz Trump'ın ve aynı şekilde Musk'ın. Yalanladı, görüşme yok. Ha, buradaki görüşme şunu söyleyeyim mesela. Arada örnek veriyorum, spekülasyon çıkar. Yok işte ikisi şu ya. Onun için görüşmez. Ama tabii ki her iki tarafın belli takım görüşmeleri zaten olmuştur. Aynı zamanda daha fazla da açıkçası paslaşırlar. Yoksa şöyle bir görüşme olmamıştır. Kripto para yok işte sen tweet at fiyatı şöyle yüksek. Öyle bir görüşme tabii ki olmaz yani. Bunlar abartılı ve hani uçuk söylemler. Bugün Tesla CEO'su diyor, Elon Musk'ın ABD Başkan Adayı Trump'a kripto para konusunda danışmanlık yaptığına dair bazı iddialar ortaya atıldı. Bu iddialara göre Elon Musk yaklaşan bir kongrede konuşma yapacaktı. Bununla birlikte çok geçmeden Dogecoin hayranı Tesla CEO'sundan bu iddialara yalanlama geldi. Ancak Musk kripto yanlısı tavrını sürdürdü. Tesla CEO'su Elon Musk, Trump'ın kripto danışmanlığını yalanladı. 2024 Cumhuriyetçi diyor, Başkan adayı Trump'la kripto konusunu tartıştığı yöndeki haberleri yalanladı. Sahibi olduğu sosyal medya X'te bir gönderi, bir açıklama yaptı. Bu paylaşımda Musk, Trump'la kripto konusunu hiç tartışmadığımdan eminim. Ancak genellikle gücü hükümetten halka kaydıran şeylerden yanayım. Kriptoda bunu yapabilir diye yazdı diye ifade ediyor. Yani evet, bu şu anda destekleniyor mesela. CBDC'lerdeki şey de bu. Nasıl diyeyim? CBDC'lerdeki genel muhabbet de bu mesela. Trump CBDC'lere biliyorsunuz ki karşı, hani aşırı nasıl diyeyim, aşırı merkezi, aşırı otoriter olduğunu donunuza kadar bile görebilir hesabı. O yüzden çok bu tarz bir şey yapmayı uygun görmüyorlar. Dediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum izleyen herkese. Hoşça kalın.